Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yine ustalıklardan bahsedeceğim. Son zamanlarda ne yazık ki arkadaşlar kötü ustalıklar görmeye başladım. Bunun üzerine çok uzun bir süre ara vermiş olmasam da yine de ustalıklarla ilgili bir ponçik video çekeyim dediğim arkadaşlar. Özellikle bu videoda tabii ki ustalıklarımı yine full halde göstereceğim. Artı neye neden dolayı verilmemeli ve neye neden dolayı verilmeli tarzında bir şey de anlatacağım arkadaşlar. Hepsini değil ama özellikle son zamanlarda gördüğüm hata olan şeylere ufaktan bir parmak basacağım arkadaşlar. İlk olarak ustalıkları bir tamamen göstereyim sizlere. Benim ustalıklarım saldırıda 27 tane alıyor arkadaşlar. Ve şu ekranda gördüğünüz şekilde kanama zehir açık. Yani klasik tabirle ileri ustalık, ileri seviye ustalık saldırı gücünü yüzde arkadaşlar 67,2, yani düz tabirle %70 arttıran bir ustalıkla oynuyorum. Saldırı gücüm %70 artıyor. Buna karşılık ekstra bir durum olmadığı sürece arkadaşlar saldırımdan sadece %4, %5 civarı gidiyor. Sadece o kadar gidiyor. Tabi yine bağışıklı veya dirençli karakteriniz varsa o zaman hiç gitmiyor. Hatta fazla bile oluyor. Savunma ustalıklarında tamamen arkadaşlar sağlık basma ve nasıl söyleyelim, sağlık basma ve verilen hasarları düşürme üzerine kullanıyorum. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi. Ve beceri kısmı da arkadaşlar daha ziyadesiyle sersem süresini uzatmaya ve sersem attığında rakibin güç barını daha az doldurmaya yönelik uyguluyorum. Bunlarla ilgili detaylar vereceğim. Evvela saldırıda arkadaşlar gördüğüm en büyük hatadan, en büyük sıkıntıdan bahsedeceğim. Suikastçı ustalığına kesinlikle vermeyin arkadaşlar. Bu ustalık eski işlevselliğinde değil. Bu ustalığın ne olduğuna evvela şöyle bir bakalım arkadaşlar. Maksimum seviyeye getirdiğinizde, maksimum seviyeye getirdiğinizde arkadaşlar şöyle bir şey var. Diyor ki canı %18'in altında kalan her karakter için, düşman karakterler için %60 saldırı kazanırsınız. Ve arkadaşlar %20 de rakip yetenek isabeti düşüklüğüne maruz kalır. Biliyorsunuz bu %20'lik yetenek isabeti düşüklüğü çok ahım şahım bir şey değil. Tabii ki faydalı olabileceği bazı yerler var ama bu ustalık daha ziyadesi defans için arkadaşlar daha etkili olabilir. Defansa koyduğunuz karakterler de neden? Mesela Q-Ek arkadaşlar. İşte adam Q-Ek'le oynuyordur ve sağlığı düşmüştür dövüş içerisinde. %20'nin altına düştükten sonra o kaçış yeteneğini tetikletmeyebilir. Yetenek isabeti düştüğü için. Çok önemli mi? Kesinlikle değil arkadaşlar. %60 saldırı gücü veriyor fakat rakibin canı %18 kaldıktan sonra veriyor. Yani şöyle bir şey düşünelim. 100.000 sağlığı olan bir karaktere karşı dövüşüyorsanız rakibin canı 18.000'in altına düştükten sonra saldırı gücünüz %60 artıyor. Evet, %60 artması güzel bir şey. Fakat arkadaşlar siz buraya gelene kadar en az 7 tane ustalık harcamanız lazım. 7 tane ustalık çok değerli. Yani onu öyle güzel yerlerde değerlendirirsiniz ki birazdan göstereceğim zaten nelerden size. Bu sebeple buna vermeyin. Yani 100.000 canı, 100.000 canı olan bir adamın 18.000 kapı onu aldıktan sonra 18.000 de alınır. Bunu daha geniş yelpazede düşünelim. 1 milyon canı olan bir adamla dövüşüyorsanız son yüzdesi 100, %18'ine geldiğinde, yani 180.000 canı kaldığı zaman arkadaşlar aktif hale gelecek. Dediğim gibi yani %1 bile sağlık yükselse iyidir fakat 7 tane ustalık harcanacak kadar etkili bir şey değil. Her daim kalıcı olsa, yani bizim şuradaki İleri ustalıklar gibi olsa o zaman eyvallah. Ama ileri ustalıklar gibi değil arkadaşlar. Bakın buraya en az bir tane vermeniz lazım. Bu kanamaya en az bir tane vermeniz lazım. Ve bir de arkadaşlar burayı beşlemeniz lazım. 7 tane ustalık. Bence çarpı işareti atabiliriz oraya. Külfet arkadaşlar. Kesinlikle külfet. O aşağı tayfaya komple vermeyin. Tabii ki ustalıkları yıllardır söylüyoruz. Mutlaka bir elden geçirilmesi, bir refüze edilmesi lazım. Ne yazık ki şurada gördüğümüz soru işaretli ustalıklar 250 yıldır var. Bunların değişmesi lazım.
oyundaki level sayısının artması lazım. 60 seviye değil de artık 70, 80, 100 seviyeye çıkıp daha fazla ustalık kombinasyonu yapılması lazım. Ve kesinlikle ustalık şartı kalkmalı. Yani işte atıyorum Karamazi'ye vermek için mesela geri tepmeye vermek zorundasın gibi bir saçmalık. Veyahut da benim şunları açabilmem için asla işime yaramayacaktır. Tamamen çöpe bana ustalık attırıyor. Oraya 3 tane, oraya 5 tane gibi bunların kalkması daha doğru olur. Kalkar mı bilemem ama arkadaşlar olması gereken budur. Burada kesinlikle suikastçı ustalığına vermeyin acılar. Yazık, 7 tane ustanız yazık. Bu ustalıkların içerisinde kaç tane fakir, fukara, garip, gurebanın hakkı var? Buna kesinlikle vermeyin arkadaşlar. Bu durumda kanama ve çaresizliğe de gerek yok. Dediğim gibi bazı yerlerde iş yapıyor. Mesela çaresizlik rakibin üzerine olumsuz etki attıkça iyileşmesini azaltır. Bazı iyileşmeli yerlerde işinize yarayabilir. Bunlar çok nadide olan şeylerdir. Veyahut da kanama tarzındaki yollar vardır. Mesela bazı yollar sadece kanama hasarı yerler. Yani orada işte Nick Fury ile Panther'le Punter'le girdiğiniz ya da aşkı kanatan bir kadarıyla yani ufak tefek etkiler veriyor. Hayati değer taşıyor mu? Kesinlikle taşımıyor. Bu yüzden açmasanız bile hayatta bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Burası bir. Onun dışında buralarda nelere yüklenebilirsiniz? Mesela isabet, buradaki isabet arkadaşlar sizin kritik atma oranınızı arttırır. Zalimlikte kritik attığınızda verdiğiniz hasar arttırır. Çalışıyor mu bilmiyorum. Zalimlikler çoğu zaman çalışmıyor. Bozuktur. Burada düşük isabet ve düşük zalimlik var. Düşük zalimlik değil ama düşük isabet de yine yükseltebilirsiniz. Mesela benim gibi daha çok böyle kritik atan karakterlerle oynuyorsunuz. Kirby, Ghost, Shang-Chi, Herkül gibi kritik atma oranı yüksek adamlarla oynuyorsanız delmeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zırhları da %15 deler falan filan. Saldırı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Savunmaya geldiğimizde arkadaşlar mutlaka blok becerisini fulleyeceksiniz. Bu çok önemli. Aynı zamanda fiziksel direncinizi de fulleyin. Ustalığını nereye yapacaksın? Fiziksel direncini fulleyin. Buradaki merhemi biri verebilirsiniz. Ama arkadaşlar kurtuluşu ve irade gücünü. Kurtuluş mu? Allah Allah, kurtuluş. Bizim Taksim kurtuluş. Bunları fullemelisiniz. Ve benim gibi kanama zehir açık oynuyorsanız bunu da arkadaşlar fullemek zorundasınız. Mesela kanama zehir açacaksınız. Bu da çok fazla gördüğüm bir problem arkadaşlar. İnsanlar kanama zehri açıyor oyuncular. Görüyorum işte buna veriyor. İşte geri tepmeye veriyor. Bir tane zehire vermiş. Veyahut da bir zehir iki kanama gibi böyle küsuratlı vermiş. Ama savunma ustalıkları tam değil. Arkadaşlar bu size zarar sağlar. Evet, bunları açtığınızda, bu ileri ustalıkları açtığınızda karakterlerinizin savaş puanları yüksek görünür ve bu insanı daha hoş ediyor. Aynı fikirdeyim. Buradan ben ilk zamanlarımda bundan 4-5 yıl evvel yani kanama zehri açma sebebim benim savaş puanlarımın daha yüksek gözükmesiydi. Ama mesele direkt o değil arkadaşlar. Savaş puanlarının yüksek gözükmesinin çok bir önemi yok. Hata yaptığımı ben tabii açtıktan sonra anlamıştım. Sonra bir nevi ustalıkları uyarladık. Ondan sonra ilk yapacağınız şey arkadaşlar evvela buraya değil arkadaşlar. Önce buraya yüklenmiyorsunuz. Buraya geçeceksiniz. Savunmada evvela savunma ustalıklarını tamamlayacaksınız. Yani bir tane merhem olacak en az. 3 tane kurtuluş. 3 tane irade gücü. Ve 3 tane pıhtılaşma. Önce bunları açacaksınız arkadaşlar. İlk önce bunları açacaksınız. Daha sonra da buraya geçeceksiniz. Burada mesela görüyorum yani tamam yavaş yavaş yapacaksınız ama adam vermiş camdan topa geri tepmeye vermiş daha kanama zehir açık değil ama geri tepme aktif. Yani ustalık buraya basılmış. Bu ne demek? Özel saldırı attığınızda %5 tepeceksiniz. Yani bu boş arkadaşlar. Bu hareketi sakın yapmayın. Özel saldırını %30 arttırıyor ama hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Yani özel saldırın 100 milyon vurmuyor ki onu 130 milyona falan çıkarsın. Anlatabildim mi? 20 bin vuruyorsa onu çıkaracak. 23-24 bin o da çok çok bir şey değil. Yani şunları vermediği için zaten saldırı gücünü atmadığı için bu da açıkçası bir boka yaramayacak arkadaşlar. Buraları sona verin. Ha bunu aktif hale getirebilirsin. Yani buradaki karbonodyum ustalıklarını işte vermişsindir. Açmışsındır. Aç. Aktif hale gelsin. Açık hale gelsin. Fakat aktif hale getirme. Yani buraya ustalık basma. Gel bunu. Basmışsın bunu. Aç bunu ama verme. Buraya ustalık harcama. Ta ki buraları fulleyene kadar ve tabii ki şimdi mesela bir tane zehir
Bir tane kanamanız varsa bunları da aktif hale getirmeyin. Yazık, günah. Yani boşuna kendinize zarar verirsiniz. Becerilere geldiğimde. Becerilerde el becerisini fulleyen arkadaşları görüyorum. Fullemeyin arkadaşlar. Fullemeyin, boş. Burada bizim beceri kısmında yapacağımız temel arkadaşlar hareketler sersem süremizi uzatmak. Onun için ne yapıyoruz? Siperi fulluyoruz. Afallatmayı fulluyoruz. Böylece arkadaşlar 2 saniyelik bir top, burada gerçi 1,5 saniye diyor ama 2 saniyelik bir sersem süresi alıyoruz. Şuradaki düzeltiyorum, şu savunmadaki blok becerisi sayesinde. Bir ara ustalıklara buff gelmişti, blok becerisi daha aktif olsun diye. O da bir yarım saniye, bir saniye veriyordu. Artı arkadaşlar, şu da oldukça önemlidir. Korkutma ustalığı oldukça önemlidir. Rakip sersem haldeyken, yani siz siper attığınızda rakibin yenilenme hızı ve güç doldurma hızı %30 azalıyor. Mesela rakibe siper atıp 2 vur çekil, 2 vur çekil yaparsanız arkadaşlar, siz rakipten önce güç barı doldurabilirsiniz. Bu sayede çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Oyunu kontrol edebilmeniz için, işte sizin daha önce skill atabilmeniz için bu ustalık çok önemli. Bu mesela o kadar önemli değil. Yani buna vermeseniz de olur. Ama bu gerçekten çok önemli. Yani el becerisini fullemeyin. Çevikliği fullemeyin. Çeviklik zaten defans ustalığı. Yani defansa atıyorsunuzdur. O da ittifak savaşına ağırlık veriyorsunuz. Kusura bakmayın da Türkiye'de kimse ittifak savaşına ağırlık vermesin arkadaş. Yani pilotların alıp başının uçtuğu bu dönemlerde, pilotun ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için çok ufak bir söyleyeyim. İttifak savaşlarında oyuncuların el becerisi iyi değilse, el becerisi iyi olan oyuncuları kiralarlar, başka oyuncuları onlar oynar. Mesela 5-6 hesaplı bir kişi oynar. El becerisi çok iyidir. İttifak savaşını şey kurgular. İşte yolları çizer. Bütün hesaplarla kendisi oynar. Adam bütün hayatını ona vermiştir. Pilot ortalama budur arkadaşlar. Ve çok da iyi para kazanırlar bu arada. Şimdi böyle bir şey varken ya neye kasıyorsunuz? Neye kasıyorsunuz? Zaten beyhude. Herkes bu arada pilot yapıyor demiyorum ama büyük ittifakların içerisinde pilot yapanlar var. Yok diyen varsa gelsin bana, ben yardımcı olayım. Tek tek isimle buluruz bir yerden. Sağdan soldan istihbaratla buluruz. Velhasıl Kerem arkadaşlar, ustalıkları bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şu ustalıklar oyunda kullanabileceğiniz en iyi ustalıklardır. Arena, savaş, macera oynatır. Savaş anları da yavaş yavaş hayatımıza giriyor arkadaşlar. Savaş anlarının bazı yerlerinde oluyor, bazı yerlerinde olmuyor arkadaşlar. Ama genel itibariyle en iyi ustalık budur diyebilirim. Ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela delmeyi kapatıp buraya verebilirsiniz. O olabilir. Ya da başka da bir şey yok. Başka da bir şey yok. Ya da ne bileyim, sağlığınız hep %50'nin altına düşüyorsa bu olabilir ama bunu daha ziyadesiyle labirent var yerlerde kullanırsınız. Yani çok uzun dövüşlerde %40 diriltmeleri bolca kullandığınız yerlerde canınız %50'nin altındaysa saldırı gücü %20 artabilir. O zaman ne yaparsınız? Buna 1 verirsiniz. Buna 2 verirsiniz arkadaşlar. O şekilde yaparsınız. Diğer yerlerde zaten çok fazla oynamayın. Hadi atıyorum belki bir tane de fiziksel dirençler alır. Yine oraya verebilirsiniz. Ama iş beceri kısmını kesinlikle arkadaşlar oynamayın. Yine savunma kısmında oynamayın diyorum ve suikastçı ustalığına vermeyin arkadaşlar. Yazık edersiniz. 7 tane ustalığınıza yazıktır. Kanama zehir kapalı oynuyorsanız, yani vereceğiniz başka bir şey olmadığı için buraya verebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi bu ustalığa dokunmamanızı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.